Benim eşim olmayı kabul eder misin? Sürpriz oldu biliyorum ama bu kadar şahidin huzurunda kızınızla evlenmek istiyorum Kemal Bey. Ne diyorsunuz? Bu soruya cevabı Makbule versin. Ne diyorsun kızım? Hayatta hiçbir şey bundan çok istemedim. Hepimiz için sürpriz oldu bu karar. Benim oğlum böyledir işte. Şaşırtmayı sever insanları. Lamia'nın hele dili tutuldu. Hiç sevinmedin mi? Olur mu öyle şey? Şaşırdım sadece. Hayırlısı olsun. Herkes niyetimin ne kadar ciddi olduğunu anlamıştır inşallah. Evet, ben bile şaşırdım. İnan ki beklemiyordum. İşte en enteresan da bu ya. Sen de bizimle öğrendin Cemil'in kararını. Tahmin ediyordum da bu kadar çabuk beklemiyordum. Aslında Cemil de çok aceleye getirmiş. İnsan bir yüzük takmayı akıl ederdi. Ay yoksa senin de birden mi aklına geldi ha? Babama hediye almayı unuttum, böyle bir şey mi yapayım dedin. Şaka yapıyorum, lütfen ciddiye almayın. Ama ciddiye almak lazım değil mi? Detaylı konuşmak lazım. Buyurun. Sürpriz güzel de aceleye gelsin istemem. Sonuçta bir aile kurmak söz konusu. Her şeyin farkındayım. Siz hiç merak etmeyin. Teşekkür ederim. Al abi. Sağ ol canım. Afiyet olsun. Dayım da şoke oldu. Rengi gitti bir anda. Kimse böyle bir şey beklemiyordu belli. Cemil dayıma inat olsun diye yapıyor bence. Ama sonuçta kendi hayatı. Aptal. Ben senden nasıl uzak dururum Lamia? Yapmayın, görecekler. Delirmek üzereyim, görmüyor musun? Makbule'ye sırf seni biraz daha görebilmek için yaklaştığımı biliyorsun. Çok kötüsün sen. Beni rahat bırak. Makbule'ye her şeyi söyleyeceğim. Yetti bu rezillik. Sakın beni kendinden uzaklaştırma Lamia. Sakın. Yoksa Kenan'a bebeğin onun olduğunu söylerim. Sanki bir şeyleri örtbas etmeye çalışıyorlar. Ben Cemil'i çok ciddiye almıyorum. Şaşırmıyorum da. Dediğin gibi işte. Zayıf Paşa'yı kızdırmak için yapıyor besbelli. Kızın da ilgisi, düşkünlüğü hoşuna gidiyorsa. Güzel kız. Cana yakın ama hiç inandırıcı değil. Dayım o kadar titizlenir. Soyuna sopuna düşkündür. Paşalığı bile özenti, biliyorsun. Geçmişi böyle olan bir kızı gelin diye nasıl alır hiç aklım almıyor. Ben bu konudan çok sıkıldım. Haklısın. Yani akraba olacağız diye her dakika görüşmek zorunda değiliz herhalde, değil mi? Lütfen görüşmeyelim de zaten. Yarın mı gidiyorsun Londra'ya? Evet. Hafta sonu döneceğim ama. Abin sana emanet. Merak etme. Zaten çalışmamız lazım. Abimi biraz sıkıştıracağım. Zorla çalıştıracağım onu. Öyle değil mi abi?
sevdiğini görüp heyecanlanmasın diye... sevdiğinin siyah yıldızlar dediği gözlerini kör etmiştir. Siyah yıldızlar sevgiliyi kurtarmak için söner. Lamia, ne yapıyorsun orada yalnız başına? Dışarıya bakıyorum. Siyah yıldızları mı arıyorsun yoksa? Siyah yıldızlar mı? Ha, Kenan Bey'in hikayesi. Evet. Kendi aramızda bir nişan yapalım istiyorum. Yarın yüzükleri alırız. Ama bu hafta olmasın lütfen. Benim yarın bir iş için Kütahya'ya gitmem lazım. Hayrola? Bizim memleket Kütahya. Ha. Kütahyalı mısınız? Aman Cemil, yapma Allah aşkına. Evleneceğin kızın nereli olduğunu şimdi mi öğrendin? Ne var? Kütahya'ya gidiyorum diyordunuz. Evet. Bizim orada bir arazi meselemiz var da. Oo. Araziler de varmış. Hadi bakalım. Aman arazi dediysek öyle büyütülecek bir şey değil. Hisseli. Anladım. Kolay gelsin. Sağ olun. Ne kadar kalacaksınız? Hafta sonuna kadar döneceğim inşallah. Şimdiden Allah kavuştursun Lamia. Teşekkür ederim. Keşke sen de benimle gelseydin Londra'ya. Çalışacağım Cavidan. Konuştuk bunu. Cemil'in nişanlısıyla mesafe koyalım dediğim için bana kızmadın değil mi? Kızdın mı? Böyle toplantılarda görüşüyoruz gereğinden fazla nasılsa. Daha sık görüşmek zorunda değiliz herhalde. Kimseyle daha sık görüşmek zorunda değiliz. Tekrar tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim kızım. Sizi ben götüreceğim. Gerek yok. Siz işkilisiniz. Bir taksiye biner gideriz biz. Aa, olur mu canım? Ne taksisi? Bizim şoför götürür sizi. Macide. Buyurun efendim. Söyle arabayı hazırlasınlar. Baş üstüne. Hoşça kal Nimet abla. Güle güle tatlım. Geleceğim evine. Ne olur kusura bakma. Her zaman bekleriz. Sizi de bıraksaydık. Yok. Ben daha oturuyorum, sonra kalkacağım. Tabii canım. Saat daha erken. Artık daha sık görüşeceğiz. Hadi bakalım. Ya. Mutluluklar diliyorum. Teşekkürler. Araba hazır efendim. Buyurun. Buyurun o zaman. Hoşça kalın. Lütfen rahatsız olmayın. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Baş başa bir kahve içeriz değil mi paşam? Tabii canım. Neden olmasın? Macide. Buyurun. Bize kahve söyle aşağıya. Baş üstü. Hadi canım, iyi geceler. Hiç hoşlanmıyorum bu kadından. Hangi kadından? Nimet Hanım'dan. Başka kim olacak? Yılan gibi bir şey. Şşt, çok ayıp. Ama öyle. Sürekli gözü senin üstünde. Bana da böyle üstten üstten bakıyor. Makbule, hiç hoşlanmam bu tarz konuşmalardan. Böyle kıskançlık durumlarına sinir olurum. Baştan söyleyeyim. Ama... Tabii birbirimizi daha yakından tanıyınca... Sen de anlayacaksın böyle şeylerin beni ne kadar ters etkilediğini. Affedersin. Hadi canım, babanları bekletme.
yatarken ara. Ararım. İyi geceler. İyi geceler. Ay, kahvem bitsin kalkacağım, merak etmeyin. Yok canım, bana bakmayın siz. Ne güzel oturuyoruz. Yok yok, gideyim. Hiç oturma, eve bırakacaksın beni. O kadar uzak değil, nasıl olsa bırakırsın değil mi? Bu saatte taksilere bindirme beni. Bırakırım, hadi kalk o zaman. Ah, hem de şu yıldırım aşk hikayesini başından bir dinleyeyim. Hadi sen yat baba, ben bırakıp gelirim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Yeni yaşınızda, yeni gelininizde hayırlı uğurlu olsun. Her şey için teşekkür ederim. Çok güzel bir gece organize ettiniz. Sonu bana da sürpriz oldu ama güzel bir geceydi, evet. Hadi. Dikkatli kullan. Hı hı. Tamam. Tekrar iyi geceler. Güle güle. Kenan. Bu gece de çalışacağım değil mi lütfen? Çalışmayı düşünüyordum. Yarın ben gidiyorum. 3 gün yokum. Tamam. Geliyorum birazdan. Atmaya gerek yok. Yaza kadar yaparız düğünü değil mi baba? Acele ne kızım? Dur biraz tanıyayım birbirinizi. Tanıyorum ben onu. Buram'dan tanıyorum. Bebek doğmadan taşınmış olurum bu evden. Sen de rahat rahat hazırlarsın odasını bebeğinin. Hayırlısı. Senin için en iyisi neyse o olsun. Çekmeceye para bıraktım. Ekstra bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, kartla da yollarım hemen. Tamam. Lamia, lütfen bir şeye ihtiyacın olursa ara, olur mu? Teşekkür ederim ama gerek olmaz. Zaten dönüyorsunuz birkaç gün sonra. Ama aklında bulunsun, ne olur ne olmaz. Peki, teşekkür ederim. Sonra ben yokken lütfen ben buradaymışım gibi hareket edilsin. Bu konuda da anlaştık mı Makbule? Niye böyle söylüyorsun baba? Ne yapacağım ki? Bilmem artık. Senin bu aralar ayakların biraz yerden yukarıda. Üzme beni. Hep üzüyorum seni değil mi? Şu olayda bile mutlu olamadın nedense. Bak şimdi, ben ne diyorum ne anlıyorsun? Yok yok, valla keyfimi kaçırmak için ne mümkünse söyledin. Gönül rızasıyla bakamadın bu işe. Baştan beri endişeleniyordun, güvenmiyordun Cemil'e. Belki de paşa gelini olmaya yakıştıramıyordun beni. Gerçekten saçmalıyorsun sen. Bak ben haklı çıktım, gördün mü? Cemil'e güvenmekle haklı çıktım. Beni mahcup etmedi, size karşı en azından. Makbule, baban öyle demek istemedi. Bak. Tamam Lamia, sen de ondan geri kalmadın yani. Hiç inanmadın Cemil'in beni istediğine. Yalan mı? Şu konuşmalarınla bile benim ne kadar haklı olduğumu ispat ettim. İnşallah en yakın zamanda kendini toparlarsın. Makul bir şekilde. Cemil beni seviyor. Biz nişanlandık. Artık herkes inansın buna. Niye o kızla birliktesin? Şimdi bana gerçeği söyledi. Sana inat olsun diye. Sen Namık'la birlikte olunca kıskandım. Yalancı. Ne zaman dönüyor sevgilin Londra'dan? Hafta sonuna kadar oradalarmış. Prenses Cavidan'la gidiyor. Lafı değiştirme şimdi, Makbule'yi konuşuyoruz. Hiçbir şey konuşmayalım.
Ben bu işin aslını nasıl olsa öğrenirim bak. Onun için adam gibi sen söyle istersen. Makbule'den gerçekten hoşlandığıma niye inanmıyorsun? Doğru değil çünkü. Doğru. Sadık bir kadın bir kere. Beni de deli gibi seviyor. Hiçbir çıkarı yok bu sevgiden. Babanın serveti ne oluyor? Bu kız bunu hiç düşünmüyor mu sanıyorsun? Kafalarınız aynı şekilde çalışmıyor. Makbule gerçekten pırıl pırıl bir genç kadın. Bu kızla neden evlenmek istediğini bana söyleyeceksin Cemil. Bunu bilmeye hakkım var. Seninle olan ilişkim yüzünden kocam öldü, hatırlatırım. Seninle olan ilişkim yüzünden rezil oldum. Zor toparlandım. Bana evlenme teklif ettin. Sonra vazgeçtin. Şimdi bu kızın neden istediğini bilmeye hakkım var. Bir şey varsa nasıl olsa öğrenirim diyorsun. Tamam. Varsa öğren. Ne yapayım? Ama yok. Konuşarak çok vakit kaybediyoruz. Aramadı beni. Geç oldu diye aramamıştır. Uyumuşsundur diye. Ama beklediğimi biliyor. Yatarken arayacaktı. Nişanlın mı? Efendim. Arayacaktın, aramadın. Kusura bakma, telefon elimde uyuyakalmışım. Uyandırdın mı? Pardon. Yo, sesini duydum, iyi oldu. İyi geceler aşkım. İyi geceler, sabah görüşürüz. Tamam canım. Uyuyakalmış. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Böyle kolayca yalan söyleyebildiğin bir kızı seviyorsun, öyle mi? Evet. Niye benim yanımdasın peki şimdi? Veda ziyareti diyelim. Melih'im, susmak o kadar zor geliyor ki artık. Ama konuşursam Cemil Bey de sırrımızı söyler diye korkuyorum. Yine de Makbule'ye her şeyi anlatmak istiyorum. Ama bana inanmayacağını bile bile. Şimdi o çok mutlu. Bu saatte bir mutluluk tabii. Sen inşallah iyi insanlarla karşılaşırsın. Mutlulukların gerçek olur. Sadece hayal ederek değil, gerçek mehtaplarda sevdiğinin eli elinde gezersin. Doya doya sevdiğini söyleyebilirsin. Aşkını da, mutluluğunu da sevdiğinin gözünün içine bakarak yaşayabilirsin inşallah. Günaydın. Günaydın. Gel otur. Lamia kalkmadı mı daha? Yine kapattı kendini odaya. Bu da yeni adet. Kapı kilitleniyor şimdi de. Çok ayıp Makbule. Herkesin özel zamanlara ihtiyacı vardır. Sakın bir şey söyleme. Aman, hiçbir şey dediğim yok zaten.
Namık geldi herhalde. Geldin mi? Geldim, evin önündeyim. Tamam canım, geliyorum şimdi. Çantaları hangi arabaya koyalım efendim? Verin bana. Sen çıkmasaydın. Damada bir merhaba diyeyim. Peki. Güle güle efendim, iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Günaydın. Günaydın, ne haber? Yola çıktık. Kendine iyi bak sevgilim. Sen de öyle. Konuşuruz. İyi yolculuklar. Ben dönene kadar şu siyah yıldızlar bitmiş olsun lütfen. Daha fazla aramıza girmesin. Hay hay. Hoşça kal. Güle güle. İyi yolculuklar. Hoşça kal. Hoş geldiniz Cemil Bey. Cemil. Merhaba baba. Kim adamsın? Lamia'yı seviyorum diyorsun. Makbule'yle nişanlanıyorsun. Nimet'le yatağa giriyorsun. Başka çarem yoktu ki. Bak nasıl kudurtur insanı. Başka çarem yoktu diyor bir de. Nimet şüphelendi, sıkıştırdı sürekli. Onu da küstürmemek lazım, biliyorsun. Her kadınla bir meselen var senin. Esas arıza sensin. Ben çıldıracağım artık senin yüzünden. Bence rahat etmek istiyorsan bildiklerini bilmiyormuş farz et baba. Bu kadar basit. Dur. Daha konuşacaklarım bitmedi. Bitsin artık, sıkıldım. Cemil. Gel. Yavaş. Mutfağa ne oluyor ya? Mutfağa gel. Ne oluyor? Benim iyice kafam karıştı. Sayıp Bey ne dedi Cemil'e biliyor musun? Hı. Madem Lamia'yı seviyorsun, niye Makbule'yle nişanlandın dedi. Niye Nimet'le yatıyorsun hala dedi. Cemil Bey Nimet'le mi kalmış dün gece? Of, ya bırak şimdi Nimet'i. İnanabiliyor musun? Cemil Bey Lamia'yı seviyormuş. Belliydi bunların aralarında bir şey olduğu. Kızı yere göğe koyamamalarından belliydi. Ben şimdi daha da işkillendim. Cemil Bey niye nişanlandı o kızla? Lamia'nın abisi arkadaşıyla niye nişanlansın ki? Sayıp Paşa nasıl razı oldu hemen? Bilmiyorum. Korktukları bir şey var bunların galiba. Ne oluyor? Dalmışım, kusura bakmayın. Beni mi çekiştiriyordunuz yoksa? Ne münasebet Cemil Bey? Öyle olsun bakalım. Az daha yakalanıyorduk. Sen neden korkuyorsun ki? Sakladıkları bir şey varsa onlar bizden korksun değil mi? İşine bak, işine. Koyarlar kapının önüne, görürsün. Gidecek başka yer yok sanki. İstanbul'a geldik geleli senin çenen açıldı bakıyorum. Hadi ayıkla bakayım şu fasulyeyi. Çabuk. Of. Hadi. Efendim canım. Şimdi kalktım. Aradığını duymamışım. Önemli değil. Neredesin? Havaalanı yolundayım. Yanında mı prenses?
Evet. Selam söyle. Söylerim. Çok özleyeceğim seni. Ben de seni. Ara beni. Odama yerleşince ararım. Tamam. Çok yaptım. Görüşürüz canım. Nimet Hanım mıydı? Evet. Selam söyledi sana. Sağ olsun. Bayağı ciddisin bakıyorum. Belki yakında dün geceki gibi bir sürpriz ben de yaparım. Belli mi olur? Aman yap. Bu aralar sürpriz isimlerle nişanlanmak çok moda. Ünlü isimlerle yapılan evlilikleri mutsuz görünce insan ister istemez alternatifler arıyor. Alo. Günaydın. Günaydın. Çok mu erken aradım? Uyandırmadım değil mi? Yok yok. Seni bekletmeyeyim diye erken kalktım bu sabah. Ben de kaçta geleceksin diye soracaktım. Hazırlanayım hemen çıkacağım. Tamam. Yoldan ara yine. Ben de hazır olayım. Vakit kaybetmeyelim. Ararım. Görüşürüz o zaman. Öptüm. Ben de. Cemil'le konuştum. Duyduk. Bugün yüzüklerimizi almaya gideceğiz ya. Heyecan yaptım. Hadi bakalım. Hazırlanıp geliyor hemen. Baksana Lamia. Benim bu kıyafetim iyi mi yoksa başka bir şey mi giysem? Bence iyi. Sen ne dersin baba? Alışverişe gidiyorsun. Abartma derim. Ben de bugün Suzan ablayla buluşacağım. Haberiniz olsun. Tamam. Gezeceğiz biraz. Bakıyorum Suzan abla dışarı çıkalı bizim pabucumuz dama atıldı. Benimle gezmeye gidilmiyor hiç. Senin benim arkadaşlığıma ihtiyacın yok. Nişanlınla geziyorsun artık. Şaka yapıyoruz baba. Ay ciddi sandı. Hadi bakalım yolcu yolunda gerek. Çıkıyorum ben. Lamia kendine dikkat et olur mu? Yorulma çok ayakta kalma sakın. Merak etmeyin. Allah korusun bir aksilik olursa arayın. Tamam. Makbule, sen de konuştuklarımızı unutma. Olur. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Allah'a ısmarladık. İyi yolculuklar. Sağ olun. Hiç çıkmayın. Arkamdan su falan da istemem. Hadi Allah kavuştursun. Seni de. Bir masal yazdım. Gerçekte böyle bir aşk yok. Acı hikayeler hep aşk hikayeleri. Evvel zaman içinde aşkı için ölünceye kadar kendini karanlığa mahkum eden bir çobanın hikayesi. Çok güzelsin. Çok tehlikelisin. Zalim padişahın kızına aşık olur çoban. Padişah öğrenir. Çobanı yakalatır. Hangi kızına gönül verdiğini sorar. Çoban söylemez. Günlerce uğraşır,
Söyletemez. Padişah çok kızar. Zavallı çocuk. Ben çocuk değilim. Evlen benimle. Ben sizinle evlenmeyi bir an bile aklımdan geçirmedim. Çobana bir oyun hazırlar. Bütün kızlarını tek tek önünden geçirecektir. Çoban nasıl olsa içlerinden birini görüp heyecanlanacaktır. Nabzı hızlanacak, kalbi gümbür gümbür atacaktır nasıl olsa. Bu? Bırak. Böylelikle ilk önce kızının canını kıyarak cezalandıracaktır çobanı. Padişah tek tek kızlarını geçirir çobanın önünde. Çobanın dünya güzeli aşkı da geçer karşısına. Ben artık evli bir kadınım. Ama çobanın nabzında en ufak bir değişiklik yoktur. Çünkü sevdiğini görüp heyecanlanmasın diye sevdiğinin siyah yıldızlar dediği gözlerini kör etmiştir. Siyah yıldızlar sevgiliyi kurtarmak için söner. Sen miydin? Gel. Kapıyı çaldım ama duymadın. Rahatsız etmiyorum değil mi? Dalmışım. Otur. Hadi Allah kavuştursun. Ha, sağ ol. Cavidan seni bana emanet etti. Onun yokluğunda seni yalnız bırakmayacağım. Gördüğün gibi bir yaramazlık yapmıyorum bak. Uslu uslu çalışıyorum. Abi, ben de dün akşam çalıştım biraz. Sözleşmeleri inceledim. Bu albümü zamanında çıkaramazsak şirketle hukuksal sorunlar yaşayacağız. Biliyorum. Şu anda programın çok gerisindesin. Nasıl yetiştireceksin? İşte onu bilmiyorum. Siyah yıldızları ara versen biraz. Albüm çalışmalarını hızlandırsan daha iyi olacak. Belki de her şeyi bırakıp kaçmak lazım. Her şeyden, herkesten uzaklara. Yalnız başıma, hiç kimse olmadan, hiçbir şey yapmadan. Abi. Takvimsiz bir yer var mı biliyor musun? Saatsiz, mevsimsiz bir yer. Kimseye haber vermeden çekip oraya gitsem. Kimse gelmese peşimden. Seslerini, ışıklarını getirmeseler oraya. Kendi karanlığımda yalnız kalsam. Abicim, bu kadar mı mutsuzsun? Yorgunum Afife. Ruhum yorgun benim. Koşup oynayacak böyle. Biliyor musun? Mektup yazıyorum ona. Karnındaki bebeğe. Ne yapayım?
Konuşacak kimsem yok. İçimi döküyorum ona. Yaşadıklarımı anlatıyorum. Yaşayamadıklarımı da. Kızımla dertleşiyorum işte. Kim bilir? Günün birinde belki okursun ona mektuplarını. Buna cesaretim olur mu bilmiyorum. Onun da hayatını yalan üstüne kurduğunu öğrenirse seni hiç affetmez. Gelecekten çok korkuyorum Suzan abla. Sözlerin hep aklımda. Bir başına mücadele etmek hiç kolay değil. Hele benim durumumda olursa insan. Bebeğim için göze alamadım, ben de bu yolu seçtim. İleride pişman olacağımı biliyorum. O pişmanlığın getireceklerinden korkuyorum. İstediğin kadar acıya hazırla kendini kız. Yaşarken hafifletmeyecek bu seni. Daha çok acıtacak canını, ben söyleyeyim. Biliyorum. Düşünsene, akraba oluyorsunuz Kenan'la. Kızın çok sık görecek babasının babası olduğunu bilmeden. Kenan onu kendi kızı olduğunu bilmeden sevecek. Hiç kendin olmayacaksın ki. Ömrün boyunca aynı rolü oynamaktan sıkılmayacak mısın? O sahtekarların yüzüne bakmak zorunda kalacaksın. Makbule, Cemil, paşa babası. Ne çirkin insanlarmış. Çamura batmışlar yarı bellerine kadar. Tutmuşlar elinden, sürekli seni de çekiyorlar batağa. Olmaz böyle Lamia. Kurtar kendini kız. Sen onların oyuncağı olma. Hepimiz birbirimize mecburuz. Kim demiş? Sen zorla mecbur ediyorsun kendini onlara. Bir gönüllü çıkmış ortaya, bütün yükü vurmuş sırtına, taşımaya çalışıyor. Yok öyle ya ama. Taşıyamıyorsun kızım. Şimdiden büküldü belin. Ama Kenan'a gerçeği söylediğin anda bunlardan kurtulacaksın. Cemil'in de oyunu bozulacak o zaman. Ablanı dinle, konuş Kenan'la. Konuş, at yüklerini sırtından, kurtul. Hafifle yavrum. Yazık sana. Yazık bebeğime. Ben bunu beğendim. Sen ne diyorsun Cemil? Cemil. Efendim? Bu nasıl dedim? Çok güzel. Karar veremedim. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun. Hayatım, yüzüğü takacak olan sensin. Sen karar ver. Sen takmayacak mısın? Ben sembollerden hoşlanmam Makbule. Nişanlı adam alyanssız gezer mi Cemil? Merak etme. Bunun için kimse ceza kesmiyor insana. Olmaz. Sen de takacaksın. Makbule, bana baskı yapma. İyi, tamam. Eskiden, yani rahmetliyle evliyken takıyor muydun? Affedersin. Tamam mı? Beğendin mi onu? Evet. Tamam, bu oluyor. Tabii. Yapamam diye bir şey yok Lamia. Gidip konuşacaksın Kenan'la. Hayatı alt üst olur. Ben onun zarar görmesini istemem. O zarar görmesin diye kendini mutsuzluğa mahkum edemezsin. Birlikte de mutlu olamayız ki. Kızım, ille de birlikte olun demiyorum ki ben sana. Ondan çocuğun olacak diye evlenmek zorunda değilsin ki. Aslında doğru ama... Aman, bilsin yeter. Hakkı var. Kimsenin hakkını elinden alma. Kenan'ın da, çocuğunun da. Hem Kemal Bey'e de yazık. Adam seni seviyor. Sen onun koltuğunun altında saklandığın sürece ümitleniyor. O iyi bir insan. Vallahi bunu hak etmiyor. Kemal Bey sorular sormaya başladığından beri rahat hissedemiyorum onun yanında. Ya? Gördün mü bak?
Şimdiden böyle. Yarın bir gün kıskançlık başlar. Takar kafaya bu çocuğun babası kim diye. Geçen de sordu zaten. Yok lan, olmaz kızım. Sen bu işe bir son ver. Aciz bir kız değilsin ki. Durursun ayaklarının üstünde. Paşa da bakıyor zaten sana. Ömür boyu da bakmaya mahkum. Az mı fedakarlık yaptın o Cemil serserisi için? O da benim hayatımı kurtardı. Ama Makbule'ninkini karartıyor. Üstelik bunu senin için yapıyor. Asıl hayret ettiğim senin bunu kabul ediyor olman. Yok Lamia. Bu sen değilsin kızım. Sen bu kadar korkak değilsin. Git konuş Kenan'la, bitsin çektiğin işkence. Konuş bak, yoksa ben girerim devreye. Sakın. Sakın abla. Vallahi hayat boyu konuşmam seninle. Yemin ediyorum, bakmam yüzüne. Sakın. Anlaşıldı. Boşuna çene yormuşum bir saattir. Ne deyip sen bilirsin. Dayıcığım. Afife, ne haber kızım? İyilik vallahi. Abimlerdeyim. Gittin mi prenses? Gitti gitti. Kenan'ı aradım. Hem dün gece için teşekkür edeyim, hem de Allah kavuştursun diyeyim dedim ama telefonu kapalı. Çalışıyor, onun için kapattı. Aman çalışsın çalışsın. Afife'cim, sana da çok teşekkür ediyorum. Yalnız bırakmadınız beni. Çok mutlu oldum. Ne demek dayıcığım? Hayatımın en mutlu gecesiydi diyebilirim. Hele Cemil'in sürprizi pek hoş oldu değil mi? Evet. Hepimiz çok şaşırdık. Yani çıktıklarını söylemiştiniz de bu kadarını beklemiyorduk. Sen nasıl buluyorsun gelinimi? Vallahi benim değil, Cemil'in ne düşündüğü önemli. Babası çok efendi bir adam. Annesi de lağım ya. Cemil yabancıya gitmedi yani. Ya. Prenses ne dedi? Akşam dedikodumuzu mutlaka yapmışsınızdır. Yok canım. Hem başkalarının ne dediği önemli değil ki dayıcığım. Makbule Cemil'i seviyor. Her halinden belli. Bize de Allah mesut etsin demekten başka bir şey kalmıyor. Öyle gerçekten. Çok seviyor. Cemil'in mutlu olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun dayıcığım. Amin amin. Hadi kapatıyorum. Kenan'a selam söyle. Çocukları da öp benim için. İyi günler dayıcığım. İyi günler. Ah Cemil ah. Şunlara bile ağız eğdirdin bana. İyidir Şükrü. Nimetteyim, çay içeceğiz. Selam söyle. Selam söylüyor sana. Tamam, sen bir gör önce, beni yorma. Oldu hadi. Ev bakmaya gidecekmiş yine. Ha? Ay şekerim, ne zormuş bu işler. Kaç gündür dolanıyoruz. Gönlümüze göre bir yer bulamadık gitti. Hayırlısı. Seninki Londra'ya gitti ha? Evet. Sen niye gitmedin? Çağırdı ama işi gücü bırakamadım şimdi. Vallahi ben senin yerinde olsam işimi ayarlar takılırdım peşine. Meydan prensese kaldı Londra'da. Sana söyledim. Cavidan benim rakibim olamaz. Orası öyle de. Ateşle barut da yan yana durmaz. Ay istediğini söyle, dolduruşuna gelmeyeceğim valla. Bozulma canım. Dur bak, şimdi ben senin moralini yerine getireceğim. Moralsiz olduğumu nereden çıkardın canım ağa? Bak. Ne bu? Dün bütün gece internette gezindim. Arama motorlarını taradım. Makbul ile ilgili ne varsa topladım, print aldım. Niye uğraştın? Kimin ne işine yarayacak ki bunlar? Bulunsun bir köşede. Paşa da Cemil de biliyorlar zaten. Ben bu bilgilere ulaştığıma göre isteyen herkes ulaşabilir canım. Benim anlayamadığım, paşa aman sicilim, aman adım, itibarım derken niye bu kızı gelin olarak alıyor? Hı? Var o işte bir şey. Kesin. Yoksa paşa kabul eder miydi? Bu haberler partiden bile kaydırır onun ayağını. Demek ki adam mecbur kalmış. Cemil seviyorum diye tutturdu diyeceğim ama. Hadi canım sen de. Bana bak, bu bizim cadının işi de olabilir. Benim de aklıma gelmedi değil. Onu eve aldıklarından beri başları beladan kurtulmadı.
Bir şey yaptı mı bunlara? Ay yoksa niye o kadar ötsün ki bunun borusu? Bu kız da o kakaladı Cemile, mecbur etti demek. Evet. Ama niye? Değil mi? Dur bakalım. Öğreniriz elbet. Otursan, ben bir çay suyu koyayım hemen. Ben çay içmeyeceğim. Kahve ister misin? Yok, sağ ol. Rahat ol. Diken üstünde gibi oturma öyle. Rahatım ben. Artık nişanlıyız. Evde yalnızız. Baş başayız. Evet. Televizyon açalım mı? Beni istemiyor musun? Hayır, istiyorum tabii. İstiyorum ama babanın yokluğundan istifade etmek olmaz şimdi. Bana yakışmaz. Lamia'ymış. Merhaba, hoş geldin. Kusura bakmayın. Erken geleceğinizi tahmin etmedim. Önemli değil. Bak yüzüğüme. Çok güzel. Cemil seçti. Çok zevkli değil mi? Evet, çok şık duruyor. Neler yaptınız Suzan ablayla? Hiç. Dolaştık, konuştuk öyle. Söyledin mi beni? Tabii. Çok sevindi o da. Tebrik etti. Hafta sonu gelecek. Hediyeni o zaman verecekmiş. Aa, ne acele ediyor. Düğünde verirdi. Akşama nerede yemek istersiniz? Bilmem. Sen nerede istersen. Lamia sen söyle. Bence evde yiyelim. Baban arar. Ayıp olmasın şimdi. Ha, Lamia haklı. Tamam, ben hazırlamaya başlayayım bari. Anca. Ne yaptın sen bana böyle? Lamia, iyi misin? Neyin var? Lütfen Cemil Bey. Çok geç olmadan vazgeçin bu oyundan. Olmaz artık. Ok yaydan çıktı bir kere. Herkesi kullanıyorsunuz. Makbule'yi, kocamı, babanızı. Yapmayın ne olur. Makbule sizi seviyor. Onu incitmeyin bari. Üzmeyin. Lamia. Herkesi kendin gibi biliyorsun. Yerinde olsam Makbule'yi bu kadar korumazdım. O senin sandığın gibi masum biri değil. Senin şefkatine layık değil. Susun. O senin gibi sevilmeyi hiç hak etmiyor. Ne yapıyorsun? Kıymamız var. Köfte patates yapayım. Önden bir çorba, sonra pilav. Ben yaparım. Sen git, nişanlını yalnız bırakma. Yorulacaksın ama. Yorulmam. Hadi git. Çok sağ ol canım benim. Toplantı umduğumdan iyi geçti. Türkiye'de birlikte bir fabrika kurmak istiyorlar. İyiymiş. Kenan. Yalan da olsa ilgileniyormuş gibi davranabilirsin. Affedersin canım. Çok yorgunum. İnan konuşurken takip edemiyorum seni.
Bittin bakalım siyah yıldızlar. Sen de Hafife gibi sıkıştırıp durma ne olur. Tamam tamam, şaka yapıyorum. Hayatım, ben çıkıyorum birazdan. Namık tiyatroya bilet almış. Hmm. Yemekten sonra gideceğiz. Telefonum kapalı olacak. Tamam, iyi seyirler. Sen çalışacak mısın? Hayır, şarabımı içip müzik dinleyeceğim. Oldu o zaman. İyi akşamlar. Sana da. Sen ise... Balayına nereye gideceğiz Cemil? Bilmem. Bunu düşünmek için erken değil mi? Önceden her şeyi planlamamız lazım. İki ayağımız bir pabuca girmesin. Hı hı. Baban döndü. Yok canım, daha demin konuştuk. İyi akşamlar. Nimet abla. Ayol buyur demek yok mu? Buyurun buyurun, hoş geldiniz. Ah, Cemil de buradaymış. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Merhaba. Hoş geldin. Buyur otur. Ah, sağ ol. Canım yerini verdi. Ben de çifte kumrular fırsattan istifade geceye uçmuşlardır. Lamyacık yalnız kalmasın diye geldim. Ne kadar düşüncelisin. Kaynananı seviyormuş. Aman ne severdi. Ben de ona bayılmazdım tabii. Yarım saat bile tahammül edemezdim ruhsuza. Neyse, inşallah yenisiyle severiz birbirimizi. İnşallah. Tabii hala hayattaysa. Henüz belirli bir aday olmadığı için o konuda bir şey diyemiyorum. Sağ ol canım. Ya otur Allah aşkına. Yeni gelin dururken bu halinle hizmet etme bana bak. Üzülürüm sonra, hadi. Otur Lamia. Ben pilavı getiririm. Hadi. Nasılsınız? Seni gördük daha iyi olduk. Sağ ol canım. Bebiş ne yapıyor? İyi. Efendim? Cemil neredesin? Nişanlımın yanındayım baba. Nişanlılar götürsün seni, iyi mi? Dün bir bugün iki. Şimdiden ortalık karışmaya başladı bile. Ne oldu, hayrola? Nimet cadısı geldi buraya. Asabım bozdu gitti. Ya ne zaman? Yani ne kadar oldu? Yarım saat önce falan. Bana bak, bu kadın çok soru soruyor. Alttan alttan deşip duruyor. Makbule hakkında didik deyip duruyor beni. Ya babacığım. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten benim rızam olup olmadığını falan sordu. Bir de demez mi Lamia bu işin neresinde diye? Bak sen. Dalga geçme. Cemil, bu kadın bir koku aldı. Çok dikkatli ol. Uzak tut kendinden. Bize de şimdi kim sürpriz yapıp geldi biliyor musun? O mu? Bilemedin. Nimet Hanım. Dedim ben. Bak iz peşinde. Ya ne güzel değil mi? Cemil dikkatli ol. Çok dikkatli ol oğlum. Yanarız. Sen de ben de yanarız. Tamam babacığım. İyi akşamlar. Selam söyle. Ellerinden öpüyorum. Herkesin selamı var. Aman sağ olsunlar. Afiyet olsun. Sağ ol. Lamia yine döktürmüşsün vallahi, ellerine sağlık. Afiyet olsun.
Yamyan, az yemeğini yemedim. Hemen anladım onun yaptığını. Taze nişanlılar niye dışarı çıkmadınız siz? Daha eve kapandınız ilk günden. Bugün Cemil'le yüzük falan almaya gittik de yorulduk ondan. Bakayım yüzüğüne. Güzelmiş. Keşke Namık Bey de gelseydi. O Londra'da canım. Prenses Cavidan'la beraber iş gezisine gittiler. Nasıl atladık bak. Asıl Kenan'ı çağırsaydık. O da yalnız. Hep beraber yer vakit geçirdik güzel güzel. Sinirlenecek ne var anlamadım Cemil. Senin nişanın yüzünden ben Lamia'yı görmeye gidemeyecek miyim yani? Lamia'yı bahane etme. Resmen bizi taciz etmeye geldin. Ay, sakin ol canım. Sakin ol. Sen de öyle. Çek elini. Bir daha da böyle bir saçmalık yapma, tamam mı? Sen bana bu kızla nişanlanmanın gerçek sebebini söyleyene kadar eylemlerim devam edecek. Kaç kere söyleyeceğim sana? Bunun tek bir nedeni var. Ben sevilmek istiyorum. Makbule de beni seviyor. O sizin gibi değil. Gerçekten sevmesini biliyorum. Sizin gibi derken? Sen, Leyla. İkimiz bir cahil makbule edemedik, öyle mi? Onun aşkı çıkarsız, yalansız. Bırak numarayı. Yukarı gel. Asıl ben seni nasıl sevdiğimi ispat edeyim. Çıkarsız, yalansız ve sınırsız. Gelemem. Makbule'ye daha fazla saygısızlık etmek istemiyorum. Kendime de. Cemil, sıktın ama. Nimet, ben Makbule'yi kaybetmek istemiyorum. Tamam. Planın her neyse bitmesini bekleyelim bakalım. Şimdilik teklif var, ısrar yok. Hadi iyi geceler. Sana da. Az kalsın unutuyordum. Enise verdi bunları. Sayıp Paşazade'nin gelini şimdiden ilgi oda haline gelmiş anlaşılan. Bu gidişle hem magazincilerin hem de babanın seçmenlerinin gözdesi olacak kesin. Saygısız, ne görgüsüz bir kadın. İnsan öyle çat kapı gelir mi? Telefon denen bir şey var. Bir ara bakalım, müsait miyiz, değil miyiz? Böyle söylüyorum diye alınmıyorsun değil mi? Yok canım. Hayır yani, senin misafirin ne de olsa. Dışarıdan gören de bir şey zanneder. Nasıl laubali, gıcık bir şey.
Kocası sağken de böyle miydi bu? Yoksa başı boş kalınca mı coştu böyle? Şımarık. Ya o dokunarak konuşmalar neydi öyle? Eli pat pat hep Cemil'in üstünde. Hiç hoşlanmam böyle dokuna dokuna konuşan insanlardan. Ben yatıyorum. İyi geceler. Sana da. Alo. Gülay sen misin? Ben Macide. Ha, Macide Hanım, iyi akşamlar. Makbule ben. Buyurun Makbule Hanım. Cemil'e rica edecektim. Cemil Bey henüz gelmediler. Ya, peki teşekkür ederim. Aradığınızı söyle... Aa, kapadı. Kimdi o? Makbule Hanım, Cemil Bey'i soruyor. E onlar beraber değil miydi? Bilemeyeceğim. Eh Cemil. Dedim değil mi? Vallahi bir şey var bunlarda. Akıl sır ermiyor bunların işine. İyisi mi hiç kafanı yorma, boş ver. Efendim Makbule. Cemil neredesin? Yoldayım, eve gidiyorum. Ne oldu? Hiç. Evi aradım da gelmedi dediler. Merak ettim. Neredesin diyerek beni kontrol mü ediyorsun? Yok canım, ne münasebet. Nimet Hanım yanında mı? Hayır. Ha, evine bıraktın yani. Ne sormak istiyorsan açık açık sor Makbule. Hadi. Yani ben belki kahve filan içersiniz dedim. Sana böyle şeylerden hoşlanmadığımı söyledim değil mi? Kıskançlık yapma. Üstüme düşme. Boğma beni Makbule. Yanlış anladın. Bir de yanlış anladın diyerek beni aptal yerine koyma lütfen. Özür dilerim. Çok özür dilerim Cemil. Kabul edildi. Şimdi kapatmak zorundayım. Araba kullanıyorum. Tamam canım. İyi geceler. Sana da. Anlayamıyorum Lamia. Bazen bana çok ters davranıyor. Sanki nefret ediyormuş gibi. Nereden çıkardın? Uzak duruyor benden. Hiç yaklaşmıyor. Kendine yaklaştırmıyor. Galiba sevmiyor beni. Olur mu? Sana herkesin önünde evlenme teklif etti. Başkalarının yanında çok iyi, samimi davranıyor. Ama yalnız kalınca yabancı oluyor birden. Çözemiyorum. Anlayamıyorum bir türlü. Ağlama. Üzülme ne olur. Öyledir Cemil Bey. Sevgisini göstermesini bilmez. Tabii sen onu benden daha iyi tanıyorsun. Siz çok yenisiniz daha. Zamanla tanıyacaksınız birbirinizi. Haklısın. Lütfen babama bahsetme bundan. Çok çabuk etki altında kalıyor. Yine soğumasın Cemil'den. Ben daha önce de onun hakkında konuşmadım hiç babanla. Bilmem artık. Ben seni uyarayım da. Gerçekten Makbule, baban kendi düşüncesiyle karşı çıktı arkadaşlarınıza. Ben ağzımı bile açmadım valla. Tamam, uzatma. Tekrar iyi geceler. Meleğim, yaşadıklarım her geçen gün biraz daha ağır gelmeye başladı. Bu
Bu evde mutlu olacağımızı düşünmüştüm. Yanılmışım. Burada bize yer yok bebeğim. Bu yalanların içinde yerimiz yok. Suzan abla haklı. Bu şekilde devam edersem sana büyük haksızlık etmiş olacağım. Kemal Bey de. Makbule'nin mutsuzluğuna sebep olacağım. Ben gidersem Cemil de Makbule'den uzaklaşır. Ona zarar veremez. Yalanların arkasına saklanarak suçlara ortak olmak istemiyorum artık. Seni yalanlarla büyütmek istemiyorum. Babana gerçeği söylemenin zamanı geldi. Yarın onunla konuşacağım. Lamia. Lamia aç kapıyı. Bir dakika. Ne oluyor? Niye kilitleniyor bu kapı? Farkında değilim vallahi. Kilitlemişim öyle. Yani bu odada kendi cumhuriyetini ilan ettiysen söyle. Farkında değilim dedim. Beni burada istemiyorsan gider salonda yatarım. Kendi evimde misafir gibi. Rahatsız ettim ama Cavidan Hanım yok diye bu kadar erken arayabildim. Uyandırdım değil mi? Yok yok. Kalkmıştım, ne oldu? Konuşmamız lazım. Ne hakkında? Biz ikimiz. Son sözünü söylemiştin. Daha ne konuşacağız ki? Lütfen Kenan Bey, çok önemli. Hemen gelin. Neredesin? Tamam, anladım. Yarım saat sonra oradayım. Müzik
Günaydın. Günaydın. Hazırsan çıkalım hemen. Toplantıdan önce seni çok güzel bir yere kahvaltıya götüreceğim. Tamam. Yalnız benim bir eczaneye uğramam lazım. Vitaminimi unutmuşum da. Uğrarız hadi. Baba sözü dinlemezsen böyle olur işte. Bütün gece boğazdan geçen tankerleri sayar, sabah masada uyursun. Susarsan uyurum belki ama bu durumda mümkün değil. Şu halde bile laf yetiştiriyorsun değil mi? Baba, rica etsem bugün hiç üstüme gelmesen nasıl olur acaba? Sen onu sevgili nişanlına söyle. Biraz sonra başlar zır zır aramaya. Sinir. Çekilmiyor değil mi? Yap. Ya. Kafasızlığının kurbanı oldun işte. Ben senin kurbanın oldum baba. Senin. Senin siyasi hayatının, o çok kıymetli itibarının kurbanı oldum. Senin sözünü dinlemekle aptallık ettim. Sana uyup suçumu Lamia'nın üzerine yıkmakla. Bıraksaydın cezamı çeker çıkardım. Vicdanım rahat olurdu hiç değilse. Duyulacak korkusuyla yaşamazdım. Lamia'ya bu kötülüğü yaptığım için nefret etmezdim kendimden. Kimse çekemezdi kolumdan, bacağımdan. Düşmezdim o Makbule'nin tuzağına. Sus, aşağıdakiler duymasın bari. Senin için nasıl bir fedakarlık yaptım? Hala farkında değilsin. Otur kahvaltını et. Cemil, otur dedim. Cemil! Gelmeyeceksiniz sandım. Ne konuşacağımızı çok merak ediyorum. Aslında bu konuşmayı yapmak için çok geç kaldım. Ama sonra çok düşündüm. Bilmeniz gerekiyordu, onun için buluşalım dedim. Neyi bilmem gerekiyor? Bunun sizin hayatınızı olumsuz etkilemesini istemiyorum. Sadece bilin diye. Evet. Evet. Kenan Bey. Ben... Yani... Benim... Bir bakın da öyle. Efendim? Kenan? Cavidan? Cavidan ne oldu? Güzel haber Kenan. Bir çocuğumuz olacak. Ne? Hamile misin?
geçer zamansız, hüznüm bile yorgun. Her damla gözyaşındaki keder umutsuz sensizim. Geceme akar gider sonsuz, kalbim yine yorgun. Yok ellerimde aşk, sevmek bana yasak. Yine bak ruhum eriyip gidiyor yavaş yavaş. Bir yalnızlık şarkısında yine uçurum kenarında. Ah dudaklarımdan aşk düşüyor kor gibi kalbime. Gün geçmez yüreğimdeki acı amansız, yalnızım yüzüme vurur geçer zamansız, hüznüm bile yok.